Assalomu alaykum hamkasblar. Oldingi videoda teplov relelarni ko'rib chiqqan edik. Bugun endi amalda ishlashini ko'rib chiqamiz. Nastroyka qilinishini va ishlash prinsipini. Xo'p, ulash sxemasini ko'rsak, 3 ta fazamiz kelibdi, kontaktorga kiribdi. Kontaktordan chiqib to'g'ri elektromotorimizga boribdi. Xo'p, boshqaruv tomonidan главный avtomatimizdan boshqaruv avtomatiga kelgan, boshqaruv avtomatdan chiqib knopkani stop nimasiga kelibdi, yopiq kontaktga NS ko'rishimiz mumkin. Bundan chiqib bittasi pus knopkaga boribdi, ochiq kontaktga, bittasi kontaktdan ochiq kontaktga ko'rishimiz mumkin. Bu tomoni ochiq kontakt NO. Xo'p, bundan chiqib knopkamizni ochiq kontaktdan, ya'ni pusdan chiqib kontaktorni ikkinchi tomoniga ulaganmiz, ochiq kontaktni ikkinchi tomoniga va bu yerdan primichka kontaktor kartochkasiga berilgan A1ga. Xo'p, kontaktor ulab yurganlar sxemasini bittaga tushundi buni. Oddiy kontaktorni ulash sxemasi, issiqlik ajratkichini esa 0 chinadan primichka olganmiz. Issiqlik ajratkichini yopiq kontaktga kelibdi NS-ga. Bundan chiqib kontaktorni A2-siga, ikkinchi nimasiga ketyapti, klemasiga. Ya'ni fazamiz boshqaruvdan A1-ga keladi, nolimiz issiqlik ajratkichi orqali A2-ga boradi. Kontaktorimiz 220 ga ishlaydi. Agar 380 da ishlaganda nol o'rniga ikkinchi faza ulanardi. İkinci faza keladi, issiqlik ajratkichiga bundan chiqib, keyin kartochkaga borar edi. Xo'p, bunday sxema ulashni yaxshi tomoni, bu qiyin emas, tushunish oson, ayniqsa reverse kontaktor ulagan bo'lsak, mana bunday ulasak agar 0 keladi teplovoy relega, teplovoy relaydan chiqib ikkita kontaktor kartochkasiga boradi nolimiz, agar 380 bo'lsa, ikkinchi faza. Sxemalarda ko'rishimiz mumkin, mana bu boshqaruvdan kelgan ham teplovoy rela orqali o'tadi. Bunday qilsagan bo'ladi. Hozirgi ko'rsatgan mana bu variant, bu qulay, tushunarli. Unaygan bunaygan bir xil ishlaydi himoya, farqi yo'q. Pusni bosamiz. Teplovoy relani o'chirib ko'ramiz. O'chdi, sxemamiz to'g'ri yig'ilgan. Xo'p, teplovoy relani nasib qilish uchun tokni ko'ramiz. 1:1. Ko'rishimiz mumkin, eng past toki 1:6 qo'yib bilar ekanmiz. Motorimiz esa 1 amper tok tortdi. Aslida motorimiz 2 amperga yaqin tok tortish kerak, xlastoy aylanayotganligi sababli toki past. Issiqlik ajratkichi to'g'ri tanlangan. Faqat teplovoy relaydan chiqishidan bitta fazani oldik. Bu yerda elektropechni ulayman, sababi elektromotorni tokini oshirib bilmayman sun'iy ravishda. Shu uchun bitta fazasiga qo'shimcha elektropechni ulaymizda teplovoy relani ishlashini ko'ramiz. Endi bu yerda vaqtiga e'tibor bermaymiz, sababi 3 ta fazada tok bir xil emas, faqat bittasida katta bo'ladi. Bu faqat teplovoy relani ishlashini ko'rishimiz uchun. Xo'p, bitta fazaga ulaganmiz, 0 bu yerdan olingan. 0 va klemadan bu yerda ampermetr, o'z tokini ko'ramiz. O'zgaruvchan tok svetini yoqaman. Tak. Ana endi pusk. E'tibor berishimiz mumkin, issiqlik ajratkich avtomatik rejimda turibdi, ya'ni sovigandan keyin yana qaytib kontaktlar joyiga keladi. Puskni bosamiz. Toki 6.5 amper. Bu yerda qo'yganimiz 1.6 amper qo'yganmiz. 10 amperdan tok uribdi. Ko'rishimiz mumkin, o'chirdi, indikator yondi. Xo'p, kontaktni tekshiramiz. NS, ya'ni yopiq kontakt, ko'rishimiz mumkin, hech narsa yo'q. Multimetrimiz prozvonka rejimida. Bir borimiz o'zini tekshiramiz. Bir qo'llab nol qilay.
Böyle bir borumuz için yaptı. Körüşümüz yok, hiç narsa yok. Yok kontakt açıldı. Şunu hesabıga kontaktlarımız ölçtü. Ana bu açık kontaktı yapıldı. Multimetremiz körüşse toptanı. Bana indi malum vaxtdan keyin bana bu kontaktlar kayıtıp joyiga keladi. Sabab avtomatik rejimde turibdi. Bana bu yerdeki kızıl nimasi ham yok oladı. Bundan taşkarı teplo verilirde ısıklığı ajratkichida test knopkası bor. Yani şu knopkasını bozganda bulamız. Isıklık ajratkichimiz işle yoktu mu yok mu? Pus knopkasımız ölçtü. Yani işle yoktu. Bana bu indikatörünü hem görüşümüz mümkün. Bana bir yerden avtomatik rejimden kayıtlı burşuna götkazsak böyle diyor ki kayıtlı burşuna götkazamız ayıtı götkanım diye bu rejim kontaktları kayıtıp joyga kelmaydi. Avtomatik rejimde bölse kontaktları malum vaxtdan keyin kayıtıp joyga keladi. Ruşnoy rejimge ötkazsak to kelip özümüz knopkanı bosmasak isiklik ajratkichimiz kontaktlarını qoşishga qoymaydi. Mana beri hozir boya gidek nagruzka berdimda isiklik ajratkichimiz özü öçirdi. Knopkasını bosama qoşmayapti. Yani kontaktlar joyga qaytmayapti sababi hovli isiklik ajratkichimiz yetarli darajada sovigani yo'q. Ma'lum vaqtdan keyin soviydi, keyin knopkasini bossak joyiga qaytadi. Xo'p, 3 daqiqada o'tdi. Mening o'ylashimcha isiklik ajratkichimiz yetarli darajada sovidi. Bosamiz, ko'rishimiz mumkin joyiga qaytdi. Ko'rib turganingizdek, isiklik ajratkichini ulash bilan nasrga qilish qiyin emas. Xo'p, bu videoda aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Kimgadir savollar qolgan bo'lsa izohga yozinglar. Undan tashqari Telegramda kanal va guruhimiz bor. Kerakli ma'lumotlarni yuklab olishlaringiz mumkin yoki savollaringizni berishlaringiz mumkin.